Türkiye sizinle gurur duyuyor. Türkiye sizinle gurur duyuyor. Bravo kızlar. Diyoruz çiçekleri verelim. Hoş geldin. Herkes bir şey yapıyor. Tebrikler sağ olun. Asıl mimarı şey yani, değil mi? Sporcu mimar Ankara. Tebrik ederim hocam. Hayırlı olsun. Herkes... O arkada elinde bayrak olanlar bir sallayabilir mi bayrakları? Evet. Teşekkürler. Şöyle. Genç arkadaşlarım takım finallerinde ve bireysel finallerde geleceğe dair ne kadar umutlu olduğumuzu gösterdi bize. Bizler de elimizden gelenin en iyisiyle yarışarak ülkemizi temsil ettik ve sonunda da madalyayı kaptık diyebilirim. Bu anlamda çok mutlu ve gururluyum. Tabii böyle büyük bir organizasyonun ülkemizde olması, Cimnastik Federasyonu bu kadar kısa zamanda böyle titizlikle bir organizasyonu yürütmesi, ülkemizin ve federasyonumuzun ne kadar güçlü ve başarılı olduğunu bir kez daha gördük. Bunun için bizlere destek veren başta antrenörlerimiz, takım arkadaşlarımız, ailemiz, genel müdürlüğümüz, spor bakanlığımız, il müdürlüğümüz, herkese çok teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işi. Biz hep birlikte buralara geldik. Bu madalya hepimizin. Birinciliğin gözyaşını da döktük. Onu da yaşadık. Birinci olmuş kadar çok sevindik ama gümüş madalya da bizim için çok güzel. Türk adına aldığınızı söylediğiniz evet. Madalya, tebrik ederiz. Bu konudaki duygularınızı alabilir miyiz? Yani şöyle, kadın her şeyi toparlar, kadın evi geçindirir, kadın annelik yapar. Onun için kadın hep cefakardır. Bunun için ben madalyamı Türk kadınlarına ve annelere armağan ettim. Bundan sonraki hedefler için de birkaç şey söyleyecek olursanız. Yani şu an hali hazırda 2 yıllık bir hedefim var. O süre içerisinde de yarışmalara katılmaya devam edeceğim tabii. Teşekkürler. 30 yaşına kadar Türk jimnastikçinin bu sporu yapabileceği algısını yarattı. Öncesinde lise mezunu üniversiteye başladığında kızlarımız sporu bırakırdı. Ama bugün Göksu evli ve 30 yaşında ve Allah bağışlasın çok güzel bir kızı var ve Avrupa ikincisi. Bu da bizim alttaki sporcularımız için Göksu ablalarının örnek alıp kesinlikle sporu bırakmadan sonuna kadar mücadeleyle madalya alması olmalı herkesin hedefi. 33. ve 34. Avrupa Şampiyonası biliyorsunuz Mersin'de yapıldı. İlk önce Fransa'daydı. Covid'den dolayı yapamayacaklarını söylediler. Sonrasında Azerbaycan'da biz de yapamayacağız deyince 2 ay gibi çok kısa bir sürede Cumhurbaşkanımızın bizzat takibiyle, Spor Bakanlığımızın da destekleriyle inanın 2 ay gibi hatta 1,5 ay gibi çok kısa bir sürede böyle büyük bir organizasyonu yapmamız takdire şayan. Avrupa Cimnastik Birliği özellikle çok teşekkür ettiler. Salonumuzdan, ekibimizden, otelinden, Mersin'den her türlü organizasyon 10 üzerinden 10 olarak not aldık. Tabii Türk insanının imkan verildiğinde, destek verildiğinde yapamayacağı hiçbir şey yok. Ben tekrar sporcularımızı kutluyoruz. Biliyorsunuz Avrupa ikincisi erkeklerde olduğunda da İzmir'den 3 tane sporcumuz vardı. Şampiyonlar İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Abdurrahman Elgamal. İzmir Jimnastiği kızlarda da çok şükür çok ileri düzeyde. Arkadaşlar buraya. Helal.